Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Sayın Yaşar Rende bizleri Medine Haber olarak ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde de kendileri Ankara'daydı. Engelli kardeşlerimiz için o kadar güzel çalışmalar yapıyor ki. Öncelikle bu güzel çalışmalarından dolayı biz sizi efendim tebrik ediyoruz. Sivas'ımıza da tabii güzel şekilde böyle engelli kardeşlerimizin madalyaları falan vesaire bunları kazandırıyorsunuz. Bundan dolayı da canı gönülden kutluyoruz. Hoş geldiniz. Kamuoyuna sesinizi duyuralım. Nasılsınız? İyi misiniz? Efendim çok teşekkür ediyorum Hakan Bey, nazik övgüleriniz için. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Nerede bir engelli spora yatkın bulursak onu spora katmanın faydası içindeyiz. Ve hemen şunu söyleyeyim başta. Bizim parolamız şu. Ben Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Sivas İl Temsilcisiyim aynı zamanda. 1986 yılında kurmuş olduğumuz Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nün bena geçtikten sonra ben bir parola tesis ettim. Hiç kimse dört duvar arasında kalmasın, herkes spor yapsın. Ne güzel. Hiç kimse dört duvar arasında kalmasın, Herkes spor spor yapsın. yapsın. Herkes spor yapsın. Bu düsturla yola çıktık. Aşağı yukarı 30-40 tane sporcumuz var. Halter, masa tenisi, bocce, curling 4 branşta faaliyet gösteriyor. Diğer branşlarımız var ama imkansızlıklar nedeniyle bu 4 branş bize yetiyor. Olsun. Buna da şükür değil mi efendim? Peki Çok şükür. ne yaptınız Ankara'daki hemen o güzel başarılardan biraz Evet, bahsedelim. biz Ankara'ya gittik. 29-31 tarihler arasında bedensel engelli halter şampiyonasına gittik. Yaklaşık 54 sporcu vardı Türkiye çapında. Engeller ayrı bir şey biliyorsunuz. Normal halterin dışında Tabii. kalıyor. Biz 3 sporcuyla katıldık. 65, 59 ve 54 kilolarda katıldık. Sporcumuzdan 3'ü de madalya aldı. 2 tanesi baraja geçti. 2 altın, 1 gümüş madalyayla şehrimize döndük. Ancak tabii buraya gitmek zordu. Gidemezdik. Sayın Valimizin desteği olmazsa kesinlikle bu müsabakaya katılamazdık. Neden katılamazdık? Çünkü kalacağımız yerle müsabakanın yapıldığı yer 13 kilometre arası. Aradaki mesafe git gel Hızlı vesaire. trenle gitsek, trenden ineceksin, taksiye bineceksin, taksiden oraya falan biz gidemezdik. Kesinlikle araba Bir de lazımdı. tabii engelli değil mi? Engelli Bireyler tabii. olunca bu Bireyler daha da zor olunca tabii ki. mutlaka. Sayın Valimize durumumuzu izah ettik. O da bizi kırmadı sağ olsun. Çok destek verdi. O araba bizim müthiş. Şampiyonanın en can alıcı noktası Sayın Valimin destek verdiği araba. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz Biz Sayın Yılmaz teşekkür ediyoruz. Şimşek'e. Var mı ekleyeceğimiz efendim? Size başarılarınız daim olsun. Şimdi biz 65 kiloda Mustafa Gül kardeşim kilo kaldırarak Türkiye rekorunu yeniledi ve Türkiye şampiyonu şu anda. Önümüzdeki tarihlerde biliyorsunuz Paralimpik Olimpiyatlar var. Olimpiyattan sonra Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. İnşallah Mustafa'yı bu sene de bir Avrupa Şampiyonu yaparsak deme keyfimize. O zaman Mustafa'ya selam olsun diyoruz. Son bir şey Evet. ekliyorum. Bir de bilek güreşimiz vardı. Onu çok özür diliyorum. Buyurun. Türkiye ikincisi bayan bilek güreşim var. Bir de Avrupa ikincisi bilek güreşimiz var bizim. Bunların hepsi Sivas'ta. Hepsi Sivas'ta. Harikasınız Bunlara efendim. ne lazım şimdi? Ne lazım? Bunlara ASKİ gibi bir belediye lazım. Bu sporcuları Evet, kapacak, bu çok önemli. yetiştirecek, sponsor olacak. Benim gücüm bir yere kadar. Bundan sonrası o çocuklara lazım. Doğru. Yani bunu kim yapacak? İşte Belediye, Sivas Belediye valilik, yapacak. kurumlar, Ya kurumlar odalar, alacak, değil mi? bünyesinde STK'lar. spor kulübünü alacak, destekleyecek. Bakın şimdi ASKİ sporcusu Avrupa Tula Kayapınar otelde ne yapıyor? Olimpiyada gidecek, kamp yapıyor. Her şeyini kulübü karşılıyor. Sıra Mustafa'da ama bizim onu karşılamayız. İnşallah biri çıkar da bize yardım eder. Peki, biz de efendim burada Sayın Rende'nin düşüncelerini aktarmış olduk efendim. Başkanım, yani dernek yürütmek, biz de işte hem Anadolu Basın Birliği hem Sivas Turizm Derneği Çok bu zor. derneklerle uğraşıyoruz. Bazen diyorlar ki ya ne yapıyorsunuz işte, yani yapmak için birilerinin de bize katkı sunması, Lazım. destek olması Destek lazım. olması lazım. Katkı olması lazım. Allah yardımcınız olsun efendim. İnşallah. Ama Teşekkür bunları ediyorum. biz gönüllü zaten yapıyoruz, Yapıyoruz yürütüyoruz. Siz ya. de öylesiniz. Emeğiniz güzel bir şekilde Ya ben karşılık şunu diyorum bulsun. ya işte yolda buluyoruz bir engelli. Hemen getiriyorum kardeşim bakıyorum spor yapmaya uygun. İki tane buldum öyle. Başlayacaklar Hemen yakında. diyorsun Hemen alıyorsun. diyordum Hop. geliyorum nezdim nezeldim falan. İşte Güzel. malzemem yok falan. Sen malzemeyi falan dert etme. Malzemesi falan O iş bizde. bizde O iş diyorsun. bizde. Sen yeter ki spor yap. Peki, o zaman sloganı bir kez daha söyleyelim. Hiç kimse dört duvar arasında kalmasın. Herkes spor yapsın. Peki efendim biz de Sayın Rende efendim başarılar diliyoruz Sayın Başkan'a. Engelli kardeşlerimiz dört duvar arasında kalmasınlar. Çok güzel bir de sevap işliyorsunuz bu arada tabii. Onları böyle bir toplum Evet. içerisinde var olduklarını böyle gösteriyorsunuz. Evet. Emeklerinize sağlık efendim. Teşekkür ediyoruz Biz bizleri de teşekkür ziyaret ediyoruz. ettiğiniz Sağ olun için. Hakan Bey. Size de başarılar diliyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.